Herkese yeniden merhabalar. Böyle kat kat lezzetli şahane bir börek tarifi vereceğim. Arnavut böreği yapacağız. Hem de kolay bir şekilde yapacağız. Tek tek açmayla uğraşmadan kolay bir börek tarifi vereceğim. Hemen tarife geçiyoruz. Şöyle yoğurma kabıma 2 su bardağı ılık suyu ekledim ve 1 tatlı kaşığı tuz ekledim. Bir karıştırdıktan sonra unumu ilave ediyorum. 700 gram kadar un alıyor. Unu yavaş yavaş ilave ederseniz tam kıvamında bir hamur elde edersiniz. Yumuşak bir hamur olacak. Çok fazla yoğurmamıza gerek yok bu hamuru. Sadece toparlamamız yeterlidir. Bir iki dakika bu şekilde toparlıyoruz. Kapağını kapatıyorum. İç malzemesini hazırlayana kadar dinlendiriyoruz. Bir adet soğanı küp küp doğradım. Yağımı da ekledim. Yarım çay bardağı sıvı yağ içinde soğanımı kavurdum. Çok fazla kavurmadan, yani pembeleşmeden hemen üzerine pırasalarımı ekledim. Pırasayı da iyice kavurduktan sonra tuz ilavesi yaptım. Biraz pul biber ekledim. Damak tadınıza göre bunları çoğaltabilirsiniz. Ve birazcık karabiberi ekliyorum. Baharatları bu kadar. Tuz, karabiber ve pul biber eklemek yeterlidir. Damak tadınıza göre az veya çok ekledikten sonra, biraz daha karıştırdıktan sonra ocağın altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Şimdi pastanelerde kullanılan susuz yağın tarifini göstereceğim arkadaşlar. Bu da size bir ek bilgi olsun. Bütün kurabiyelerinizde kullanabilirsiniz. Bütün hamur işlerinizde kullanabilirsiniz. Çıtır çıtır yapan bu yağdır arkadaşlar. Yağımı erittim, margarini erittim. Dondurucuya koydum. Dondurucudan çıkardıktan sonra görüntüde gördüğünüz gibi böyle kenarında bir delik açtım. Delikten bütün suyu akıyor. Fazla olan suyu akıyor ve sade bir yağ elde etmiş oluyorsunuz. Susuz yağ dedikleri budur. Tereyağını da aynı şekilde yapabilirsiniz. Margarini de aynı şekilde yapabilirsiniz. Bu bir püf noktasıdır arkadaşlar. Bunu bütün kurabiyelerinizde, hamur işlerinizde, böreklerinizde kullanabilirsiniz. Çıtır çıtır yapan yağ budur arkadaşlar. Ve hemen tekrar erittim. İçine bir su bardağı sıvı yağ ekleyip karıştırdım. Ve kenara alıyorum. Dinlenen hamurumu iki bezeye ayırıyorum. Önce bir toparlıyorum. Hamurum dinlenmiş olmuş. Bakın iyice yumuşamış. Yani hamurun yumuşak olmasında sakınca yoktur. Çok fazla değil. Kulak memesindeki yumuşaklık yeterlidir. Tezgahıma biraz un serptikten sonra hamurumu şöyle bir toparlıyorum ve iki ayrı bezeye ayırıyorum. Hemen bir adet bezemi kenara koyuyorum. Üzerini kapatıyorum kabuk tutmaması için. Diğer bezemi açmaya başlıyorum. Tezgahıma un serptim. Hamurumun üzerine de un serptikten sonra oklava yardımıyla açıyorum. Kalın bir oklava kullanıyorum. Çünkü büyük bir, çok ince bir yufka açmayacağız. Hamurunuz oklavaya yapışırsa azar azar un ilavesi yapabilirsiniz. Ama ilk başta eklediğiniz un yeterli gelirse daha fazla gerek yok. Ben azar azar un ilavesi yaparak hamurumu açtım. Çok incecik bir yufka açmayacağız. Mantı hamurundan biraz kalın olacak. Sadece iki yufkayla kat kat börek yapacağız arkadaşlar. Kolay pratik bir yöntemle yapacağız. Hemen açtım. Yufkanın ortasına bir kase koydum ve kasenin kenarlarından görüntüde gördüğünüz gibi 8 eşit parçaya bölüyorum. Orta kısmıyla beraber, yani kaseye koyduğumuz kısımla beraber 9 kat olmuş olacak yufkamız.
Hemen önce ilk katına sıvı yağ erittiğimiz yağımızdan ekliyorum. Ve görüntüde gördüğünüz gibi aynı şekilde yapın. Kat kat yapıyorum ve aralarına yağ sürüyorum. Yağ sıcak olmamalı. Yağ sıcak olursa hamuru eritebilir. İkişer yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum ve hepsini bu şekilde katlıyorum. Bu şekilde 9 kat birden açmış olacağız. Bundan sonra oklava veya merdane kullanmamıza gerek yok. Kolaylıkla açılacak. Hemen sonuncusunu da gösteriyorum. Herhangi bir kaba koyuyoruz. Onun üzerine de tekrar biraz sıvı yağ, biraz yağımızdan gezdiriyoruz. Her iki hamuru da aynı şekilde hazırladım. Üzerini kapatıyorum. Sadece 10 dakika dinlenmeye bırakıyorum. 10 dakika yeterlidir. 10 dakikanın sonunda ilk açtığım hamurdan açmaya başlıyorum. Bunu açana kadar diğeri de birazcık daha dinlenmiş olacak. Kabımıza akan yağları da toparlıyoruz. Biraz daha masamıza sürüyoruz ki kolaylıkla açılması için. Ellerimizde görüntüde gördüğünüz gibi açıyoruz. Çok kolay açılıyor. Çok pratik bir şekilde açıyoruz. Tepsinizin boyutuna göre açın arkadaşlar. Benim tepsim 34 santimlik bir tepsi. Onun boyutuna göre açıyorum. Şöyle çekiştirerek hava aldırarak açarsanız çok güzel kabarıyor. Mutlaka bu şekilde deneyin. Hamura hava aldırın. Çok güzel oluyor. Mayalı hamur gibi olmuş olur. Pişerken de güzel kabarıyor. Hemen tepsime aldım. Kenar kısımları tepsinin boyuna kadar çekiştiriyorum. Oraları üstte kalacak. Son halinde göreceksiniz. Orasını katlaya katlaya yapacağız. Ve bütün pırasamı üzerine döktüm. İyice düzelttikten sonra İkinci hamurumu da aynı şekilde açıyorum ve üzerine koyuyorum. Gördüğünüz gibi çok kolay oldu. Çok pratik oluyor. Bu şekilde mutlaka deneyin. Tek tek bezelerle uğraşmanıza hiç gerek kalmadan bu şekilde her iki altta 9 kat, üstte 9 kat yaptık. İstediğiniz kadar kat yapabilirsiniz bu arada. Ve üste koyduğum hamuru iyice kenarına sıkıştırıyorum. Tepsinin kenarına taşırdığımız hamuru alttan alıyoruz, üste doğru. Görüntüde gördüğünüz gibi alttan alıp üste doğru bastırıyorum. Bu şekilde hamurun bütün böreğin kenarını kapatmış oluyoruz. Pişerken oraları açılmamış olur. Ve o kenar kısımları orta kısma göre daha çıtır olur. Bütün hepsini o şekilde kapattıktan sonra tekrar bir tane kase alıyorum. Tam da tepsimin ortasına koyuyorum. Bıçak yardımıyla aynı şekilde bölüyorum. İstediğiniz kadar dilimlere bölebilirsiniz. İsterseniz piştikten sonra bölün. Piştikten sonra biraz daha zor oluyor. Bu şekilde daha kolay oluyor. Önce 4 eşit parçaya bölüyorum. Daha sonra aralarını da istediğiniz kadar bölebilirsiniz. Orta kısmını da aynı şekilde yuvarlak bir şekilde kesiyorum. Dilimlere kolay ayrılabilsin diye. Kalan yağımızı da üzerine fırça yardımıyla sürüyoruz. Kenarları da iyice sürüyoruz. Önceden ısıttığımız fırına atıyorum pişene kadar. Bakın ne güzel kabardı arkadaşlar. Çok güzel oldu. Altı üstü iyice pişene kadar 170 ile 180 arasında pişirebilirsiniz. Çok hızlı pişmemesi gerekiyor.
Yavaş yavaş ağır ağır bir şekilde pişir, altı üstü pişene kadar kızartın fırında ve çıkardığınızda böyle çıtır çıtır olacak. Mutlaka üzerine böyle biraz su serpiyoruz. Üzerini örtüyoruz bir sofra beziyle veya mutfak bezi yardımıyla. Daha sonra afiyetle yiyoruz. Ben şimdi size göstermek için bir dilim çıkarıyorum. Ama tekrar üzerini örteceğim. Ve biraz o çıtırda çok çıtır çıtır olduğu için çok dökülmeler olmasın diye hemen üzerini örteceğim. Daha sonra bir 10-15 dakika o şekilde kaldıktan sonra servis yapacağım. Şöyle görüntüde gördüğünüz gibi kat kat oldu, çıtır çıtır oldu. Çok lezzetli oldu. Deneyen herkeslere afiyetle şifalar olsun inşallah.